12 Haziran gemlik yürüyüşüne hem halkımıza ve Türkiye demokrasi güçlerine hem de aynı zamanda iktidara yönelik kapsamlı mesajlar içeren bir yürüyüş olma bağlamında önemli bir gündem oluşturdu. Hem bizler açısından hem halkımız açısından hem de iktidarın alabileceği mesajlar açısından böylesi bir önemi söz konusuydu. Sayın Öcalan'ın üzerinde uzun bir süredir iktidar tarafından sürdürülen ve ısrarlı bir şekilde devam ettirmek istenen bir tecrit politikası söz konusu. Bu tecrit politikasıyla beraber bugün hem Kürt halkına hem de Türkiye halklarına ve Türkiye demokrasi güçleri üzerinden iktidarın yaratmak istediği bir rejim söz konusu. Ve bu politikayla kendi ömrünü uzatmak isteyen ve bu konuda Türkiye'yi bu tecrit politikasıyla yönetmek isteyen bir iktidarın bugün gelmiş olduğu aşama her yönüyle siyasal, toplumsal, ekonomik krizin artık dibe vurduğu böylesi bir dönemde Sayın Öcalan, gemlik yürüyüşüyle Sayın Öcalan'ın bu krizlerden çıkışın adresi olarak ifade etmek ve bu krizlerin çözümünde Sayın Öcalan'ın rolünü tekrardan işaret etmek bağlamında bizler açısından önemli bir yürüyüş olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hemen gemlik yürüyüşünün akabinde özellikle yandaş medyaya bağlı, iktidara doğrudan bağlı kimi yazarlar çevresinden İmralı'yla görüşebilme olasılığını manipülasyon yaratacak şekilde ortaya atmaları elbette ki bu iktidar açısından ve bizler açısından yeni bir mesele değil. Biz geçmişten günümüze biliyoruz ki bu iktidar siyasal olarak her sıkıştığında bu konuda manipülasyonlar yaratarak halkın, toplumun kafasını ve siyasetin kafasını gerçekten manipülasyon yöntemleriyle karıştırarak bu konuda kendisine bir çözüm yolu aramaya çalışıyor. Bugün işte az önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye her anlamıyla bir bu iktidarın yaşadığı bir kriz söz konusu ve bu krizden ciddi anlamda bir çıkış yolu arıyor. Ve Türkiye'ye uyguladığı siyasi ve politikalar bağlamında ele aldığımızda bu iktidara karşı bilenmiş milyonların olduğunu bu iktidar hepimizden çok daha net bir şekilde, açık bir şekilde görebiliyor. Yani bu iktidarın politikalarından baskı, şiddet ve savaş politikalarından bıkmış ve öfkesini her yönüyle bu anlamıyla iktidara yöneltmiş bir toplum gerçekliği söz konusu. Artık topluma verebileceği bir öyküsü, bir hikayesi, bir politikası olmayan bu iktidar bu tür manipülasyonlar yaratarak aslında bu öfkeyi, kendisine karşı bilenmiş bu öfkeyi yumuşatmaya, olmazsa dağıtmaya çalışarak böylesi manipülasyonlar yaratarak böylesi bir süreci yürütmeye çalışıyor. Ve bunu da bugün hiçbirimizin hem hukuki zeminde hem demokratik zeminde hem de toplumsal ve şeffaflık ölçüsüne baktığımızda hiçbirimizin bugün Sayın Öcalan'la iletişim kurma, toplumun iletişim kurma, halkın, siyasetin, kurumların, avukatların iletişim kurmasının koşullarının olmadığı, tecritin devam ettiği böylesi bir dönemde tek taraflı iktidardan gelen böyle bir değerlendirmelerin tamamıyla bu öfkeyi dağıtmaya yönelik bir manipülasyon olduğunu çok açık ifade etmek gerekiyor. Elbette ki bunun gerek bizlerde gerek Türkiye kamuoyunda bir karşılığının olmadığını ve olmayacağını çok açık bir dille ifade etmekte yarar var. Sayın Öcalan'ın daha 23 yıllık İmralı duruşunu da gözettiğimizde, ele aldığımızda Sayın Öcalan'ın hiçbir zaman ve hiçbir şekilde böylesi durduğu pozisyon taktik ilişkilere ya da seçim atmosferlerine ya da işte bir tıkanmışlığın, dönemsel tıkanmışlığın çözümüne ilişkin hiçbir zaman kendisini konumlandırmadığı, tam tersine kendi duruşunu her zaman stratejik bir pozisyonda tuttuğunu, Kürt halkının özgürlüğünü, eşitliğini ve geleceği bağlamında olsun, aynı zamanda Türkiye demokrasi güçlerinin ve ezilen halkların geleceği bağlamında Sayın Öcalan'ın her zaman stratejik bir pozisyonu ve rolü olmuştur. Dolayısıyla seçim parametresinde, seçim atmosferinde ya da iktidarın tek taraflı kendi lehine çevirebileceği bir siyasal atmosferde Sayın Öcalan'ın rolü asla ve asla değerlendirilemez. Hiçbir kimsenin de, kesimlerin de asla bu iktidar tarafından manipülasyonlarla yaratmak istediği bu siyasi tuzağa hiç kimsenin de
düşmemesi gerektiğini çok açık ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu anlamıyla yani bu manipülasyonları, bu kafa karışıklığını yaratmak istedikleri bu oyunu bertaraf etmenin çok açık, çok şeffaf bir yolu var. Ve bunu biz bunu hem Türkiye muhalefetine hem Türkiye kamuoyuna çok açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Birincisi İmralı'da hukuk dışına çıkan, yasa dışına çıkan, kanun dışına çıkan bir iktidar söz konusu. Dolayısıyla iktidar tarafından bu hukuksuzluğu, bu kanun dışılığı eğer bertaraf etmek istiyorsak bunun yolu çok açık bir şekilde yıllardır bizim ifade ettiğimiz bir gerçekliğe tekabül ediyor. O da şudur ki Sayın Öcalan üzerindeki tecidin kaldırılması, İmralı sisteminin dağıtılması ve özellikle avukat ve heyet aracılığıyla Sayın Öcalan'ın Türkiye'nin yaşadığı siyasi, toplumsal, ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin fikir ve düşüncelerinin açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde Türkiye toplumuna, Türkiye kamuoyuna ifade edilmesidir. Bunun iktidar tarafından yapılan ve önümüzdeki süreçte de yapılma olasılığı olan böylesi manipülasyonların önüne geçebilmenin tek koşulu budur. Dolayısıyla işte karşısında yer yer kimi muhalif kesimlerin işte efendim Öcalan'la görüşüyorlar, yine Kürtlerle iktidar anlaşacak söylemlerini bertaraf etmenin, bu manipülasyonlara, bu tuzağa düşmemenin yegane yolu hukuk dışılığına çıkmış, kanun dışılığa çıkmış bu iktidara karşı çok net bir şekilde bu iktidarı hukuka davet eden, yasa ve kanunlara uymaya davet eden ve bu kanunların gerektirdiği Sayın Öcalan'ın aile ve avukat görüşmelerini düzenli bir şekilde ve fikirlerini, düşüncelerini kamuyla paylaşmasının olanağını sağlamak ve bunu hukuki bugün Türkiye yasa ve anayasalarında olan bir gerçekliğe işaret ederek de aslında bu manipülasyon her yönüyle ortadan kaldırılabilir. Fakat bundan imtina eden bugün bir Türkiye muhalefeti belli ölçüde söz konusu. Bu da AKP-MHP iktidarını yaratmak istediği bu manipülasyonlarla yaratmak istediği bu tuzağa çok hızlı bir şekilde saf bir şekilde düşmek demektir. Bizim bunu kabul etmediğimizi ve bu konuda her yönüyle her şekilde gerek halkımıza gerekse Türkiye demokrasi güçlerine ve Türkiye kamuoyuna çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Gemlik yürüyüşünün asıl önemli mesajlardan belki bir tanesi de buydu. Hukuk dışılığına çıkmış, kanun dışılığa çıkmış bu iktidarı aslında en şeffaf, en açık bir şekilde yasal bir zemine, hukuki bir zemine çekmekti. Bu anlamıyla herkesin aslında üzerine ortak söz kurabileceği, politika üretebileceği bir gerçekliğe denk düşüyordu. Hiç kimsenin böylesi bir hukuki arayıştan, böylesi bir yasal arayıştan hiç kimsenin kaçınmaması gerektiğini özellikle Türkiye muhalefeti açısından söylüyoruz. Tabii ki bunun DBP'nin hem Türkiye tarafında hem de Kürdistan'da hem örgütlenmesini genişletmesi, büyütmesi hem de toplumla yoğun halk buluşmaları ve toplantılarla toplumla, halkla buluşma sağlamasının altına bugünkü Türkiye'de yaşadığımız siyasi atmosferle doğrudan ilgisi söz konusu. Türkiye'de yaşanan ciddi anlamda bir siyaset krizi söz konusu. Bu konuda toplumun özellikle iktidar tarafından baskı altına alınması, manipülasyonlarla, özel savaş yöntemleriyle, özel algı operasyonlarıyla toplumun zihnini ve yaşam biçimi ciddi anlamda kuşatılmak isteniyor. İktidarın özellikle yaratmak istediği rejim tarafından bir kuşatılmışlık söz konusu. Elbette ki bu kuşatılmışlıkta toplum nefessiz ve boğulmak isterim nefessiz hale getirilmek isteniyor. Her yönüyle. Bizler de Demokratik Bölgeler Partisi demokratik siyasette esas ve aktör olarak stratejik olarak kendimizi konumlandırdığımız bir durum söz konusu. Böylesi siyasal ve toplumsal krizin yaşadığı hem Kürdistan'da hem Türkiye'de elbette ki Demokratik Bölgeler Partisi'nin hem örgütlenmesini her yerde halkla, toplumla buluşturması hem de aynı zamanda siyasetin önünü açabilecek yeni ve yol demokratik yöntemlerin geliştirilmesi bağlamında DBP'nin örgütlenmesinin gerekliliğine duyulan bir ihtiyaç söz konusu. Bu hem bizler tarafından hem de yürüttüğümüz çalışmalarda açığa çıkan özellikle halkımızın yoğun bu konuda önerileri doğrultusunda DBP'nin demokratik siyasette ön açabilecek, nefes aralabilecek bir sürecin merkezinde odağında olması gerektiği hasebiyle bugün
Kürdistan'da il ve ilçe örgütlenmelerimizin genişletilmesine ve büyütülmesine hızla ağırlık vermiş durumdayız. Bugüne kadar Dersim, Muş örgütlerimizi açtık. İşte Şırnak, Batman hazırlıklarımız sürüyor. Çok yakın bir süreçte Kürdistan'daki tüm hemen hemen tüm illerde bu anlamıyla DBP'nin örgütlüğüne kavuşması ve her yerde DBP'nin kendisini toplumla, halkla buluşturup demokratik siyasete ön açan, bu konuda topluma nefes aldıran bir siyasal akılla, bir politik bilinçle önümüzdeki sürece aktif bir aktör olarak, siyasal bir aktör olarak önümüzdeki sürece hazırlanıyoruz. Türkiye muhalefeti ne ilişkin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu politikalara veya politik programlara, siyasi programlarına baktığımızda Kürt sorunu çözümünde iktidarla farklı düşünmediğinin, tam tersine iktidarın çizdiği sınırları içerisinde hareket ettiğini, adeta arkasına hizalandığını açıkça hem bizler görüyoruz hem Kürt halkı çok açık bir şekilde görmekte. İktidarın bu özellikle altılı muhalefetin bugün ideolojik olarak iktidarın zihniyetinden farklı olmadığını ifade etmek istiyoruz. Politik olarak güncel gelişmelere bakış açısına belki farklılıklar olmakla beraber asıl ve esas olarak Kürtlerin özgürlüğün mücadelesinde, Kürt sorunun çözümünde, Türkiye halklarının birlikte eşit, özgürce birlikte mücadele etmesinde ve Türkiye'deki krize dönüşmüş bu meselelerin çözümünde ideolojik olarak bu muhalefetin durduğu yer aslında iktidarın yanıdır. Farklı bir yerde bugüne kadar durduğunu söylemek mümkün değil. Bu anlamıyla işte biz ifade ederken bu muhalefetin Türkiye sorunlarını, Kürt sorununun çözümü başta olmak üzere Türkiye'de açık açık bu sorunların çözümüne aday olabilecek ya da bu sorunları çözebilecek bir gücünün, bir kudretinin, bir siyasi programının olmadığını çok açık bir şekilde altını çizmek istiyoruz. Güney Kürdistan'a yönelik operasyonlar, Rojava'ya yönelik operasyonlar, yani bu iktidarın özellikle savaş endeksizi bütün siyasetinin ve dış politikasını belirlemesi bağlamında, bunun içeride Kürt sorununun çözümü, demokratik çözümünü geliştirme bağlamında bu iktidarın bugüne kadar izlediği, çizdiği ayrı bir çizgi, ayrı bir politika söz konusu değil. Bu da Türkiye demokrasi güçlerinin ve Kürt halkının ciddi öfkesini kendi üzerine çekmiş durumda. Böylesi bir gerçeklik söz konusu. Yani bunun pratik örnekleri, hani deyim yerindeyse saymakla bitmeyecek. Bu anlamıyla şunu çok açık bir şekilde tekrardan vurgulamak istiyoruz. Kürt sorununun çözümünde, demokratik çözümünde Türkiye'nin barış, özgürlük ve eşitlik meselesinin çözümünde bu iktidarın savaş ve şiddet seçeneği nasıl bu iktidarı alaşağı ettiyse, tam tersine bu muhalefete de Kürt sorunun çözümünde savaş ve şiddet destekli politikalarında aynı şekilde de Türkiye toplumu ve Kürtler bu muhalefete iktidar olma olanağını ve şansını vermeyecek. Bu anlamıyla bu muhalefete iktidara giden yolu, kapıyı aralabilecek esas politika, esas gerçeklik Kürt sorununun çözümüne ilişkin çok net bir şekilde somut politikalara dayalı programını, politikasını ifade etmesidir. Türkiye kamuoyuna ve Kürt halkına açık bir şekilde ifade etmesidir. Aksi takdirde bu muhalefetin bu şekilde tam tersine toplumu sürekli oyalayan, toplumu iktidarın şiddetine, baskısına, savaş zihniyetine, soykırım zihniyetine karşı sürekli seçime işaret eden ve ülkede yaşanan gerçeklikleri görmezden gelip ve bunu sürekli seçime indirgeyen, endeksleyen bir muhalefetin önümüzdeki süreçte bu muhalefete düşecek siyasal olarak tek şey şudur ki Muharrem İnce'nin söylediği sözdür: adam kazandı gerçekliği olacak. Dolayısıyla elbette ki biz böylesi bir durumun yaşanmaması için bu iktidarı bugüne kadar mücadelemizle, direnişimizle, Kürtler başta olmak üzere
dostlarıyla birlikte mücadele ettiği güçlerle bu iktidarın Türkiye yönetiminde bir daha olmaması için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti sarf edecek. Bugüne kadar sarf ettiği en büyük bedeli de çok net bir şekilde ödedi. Fakat bugün muhalefetin içerisine düştüğü, yani temel sorunlara ilişkin içine düştüğü bu basiretsizlik de aynı şekilde bu iktidara tekrardan önümüzdeki süreçte seçimlerde iktidarı ele alma, tekrardan iktidara gelme kapısını aralıyor. Biz elbette ki böylesi bir sürecin, böylesi bir durumun gelişmesini bizler hiçbir şekilde istemeyiz. Fakat ve bu konuda uyarılarımızı hakiki, açık, gerçekliğe dayanan uyarılarımızı uzun bir süredir özellikle altılı muhalefete, Türkiye muhalefetine yapmak istiyoruz. Bugün Erdoğan'ın başını çektiği AKP-MHP ittifakı bugün Kürtlere, Türkiye demokrasi güçlerine ve Türkiye halklarına savaş, şiddet seçeneğinden başka bir şey sunmuyor. Bir politika sunmuyor, bir siyaset sunmuyor, bir gelecek sunmuyor. Tam tersine bunun karşısında muhalefet olarak kendisini konumlandırmış altılı muhalefetin de esas olarak ittihat, alternatif olarak bugün Türkiye toplumuna, Türkiye halklarına sunduğu siyaset, politika, çözüm bugün soykırımla ismi anılan hem Kürtlerin hafızasında, Türkiye demokrasi güçlerinin hafızasında soykırım iktidarı olan ittihatçı akıldan başka bir seçenek sunmuyor. Ve Kürtler, bizler şunu çok açık bir şekilde net söylüyoruz. Ne Abdülhamid'in istibdadını temsil eden Erdoğan, ne de soykırım zihniyetini temsil eden, bugün altılı muhalefete zihniyetini temsil eden ittihatçı aklı Türkiye'nin çözümüne, Kürt sorun çözümüne bir çözüm gücü olacağını düşünmüyoruz. Bu anlamıyla işte üçüncü yol, HDP'de bugün ifadesini bulan Türkiye demokrasi güçleriyle beraber Kürt halkının öznesi, bir parçası olduğu ve Türkiye'nin bu krizden, bu kaostan çıkışının yegane gücü olabilecek ve bu konuda politikasını, siyasetini her yönüyle topluma ulaştırmış ve ulaştırmaya çalışan üçüncü çizginin, üçüncü yolun bu anlamıyla Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanıyoruz ve herkesi de bu üçüncü yol çizgisi etrafında buluşmaya, güç vermeye, katkı sunmaya çağırıyoruz. Bunun Türkiye'de yaşanan bu kadar krizin yegane çıkış yolu bugün HDP'de ifadesini bulan ve her yönüyle şeffaf, açık, şeffaf bir şekilde Kürt sorunu çözümüne ilişkin olsun, Türkiye'de yaşanan ekonomik ve siyasi krize ilişkin olsun çok açık bir şekilde politikasını ortaya koymuş ve bu politikası üzerinden hareket eden bir çizginin bu sorunları, bu meseleleri çözebileceği üzerinedir. Aksi takdirde bugüne kadar gerek iktidardan gerek muhalefetten gelebilecek hiçbir politikanın, hiçbir çözüm önerisinin esastan bir çözüm gücü olmadığını hem bizler biliyoruz hem Türkiye kamuoyu çok açık bir şekilde bildiğini ve itibar etmediğini de ifade etmek gerekiyor. Bu konuda Sayın Öcalan'ın özellikle İmralı değerlendirmeleri ısrarlı bir şekilde buna işaret eden, Kürt sorunun çözümünü uluslararası arenalarda, uluslararası dengelerde, ilişkilerde arayan değil, tam tersine ülkenin içerisindeki dinamiklerde arayan ve bu konuda çözümün de burada olacağına ilişkin sürekli Sayın Öcalan'ın hem 2013-2015 arasındaki değerlendirmelerine ve bugüne kadar da stratejik pozisyonumu koruyorum değerlendirmesinin arkasında yatan esas gerçeklik bu. Bu anlamıyla hem kendisini bu sorun çözümünde esas stratejik bir pozisyonda tutarken aynı zamanda milyonlarca insanın, Kürt halkının, Türkiye demokrasi güçlerinin ülkenin içerisine girmiş olduğu bu krizden, bu krizin nasıl çözülebileceğine ilişkin sürekli işaret eden, başta Sayın Öcalan'ı ve aynı zamanda parlamentoyu, HDP'yi, ilgili muhatapları işaret eden bir gerçekliğe rağmen bugün yaşanan siyasi krizin çözümü elbette ki NATO ile girmiş olduğu çeşitli ilişkiler ya da Avrupa Birliği ile girmiş olduğu çeşitli ilişkilerde olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Ki nitekim eninde sonunda da ne olursa olsun belki Türkiye halklarına, Türkiye'nin geleceğine ilişkin bedelleri çok büyük ve ağır olacağını bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Hani deyim yerindeyse yol yakınken çok daha fazla tahribatlar, çok daha fazla ülkenin geleceğini uçuruma sürüklemeden, toplumsal kaosu ve krizi derinleştirmeden esas olarak çözümün odaklarına ve çözüm adreselerine
gelebilmenin koşullarını ve iradesini göstermek bağlamında. Hem iktidara, hem muhalefete, hem de herkese, bu anlamıyla ilgili herkese çağrımızı yapmak istiyoruz. Bu krizin, bu çarenin çözümü, elbette ki Kürt sorunun çözümünü, demokratik çözümünü, iradesini ortaya koymak ve muhataplarını esas alarak, dikkate alarak hem Türkiye parlamentosunu hem de Sayın Öcalan'ın buradaki kritik ve stratejik rolünü ve HDP'nin çözüm ve müzakere rolünü esas alarak Türkiye'deki meselelerin çözümüne ilişkin aklı selim bir iradeyi ortaya koymak. Şey ne olursa olsun inkar ve imha siyaseti nereye giderse gitsin esasında herkesin eninde sonunda dönüş yapabileceği esas gerçeklik bu olacağını hem geçmiş deneyimlerden, tecrübelerden hem de özellikle bugün ülkenin içerisinde bulunduğu şartlara da baktığımızda herkesin bu anlamıyla elini vicdanına koyarak siyasi aklını, iradesini, sağduyusunu göstererek eğer ortaya koyarsa bunun da çözümünün de ülke içerisinde aranması gerektiğini açık bir şekilde görecektir. Tabii biz bunu şu şekilde ele almakta yarar görüyoruz açıkçası. Bugünkü iktidar 100 yıllık Kürtlerin kültürel inkarında, işte 20. yüzyılda 1900'lerin başında Şark Islahat planıyla devreye koyduğu ve neredeyse 100 yıllık planlı kültürel soykırımını aslında bu plan üzerinden gerçekleştirdiğini ve Kürtlerin direnişi sonucunda bu planın büyük ölçüde tasfiye başarısızlığa uğradığını biliyoruz. AKP-MHP iktidarının bugün içerisinde girmiş olduğu politika, işte Kürt dilinin yasaklanması, Kürt aydınlarının, yazarlarının, tarihi şahsiyetlerin ve önderlerin fotoğraflarının, büstlerinin, parklara isim verilen yerlerin hepsinin tasfiyesi, Kürtlerin, Kürt halkının köylerinin, şehirlerinin, kasabaların isimlerinin aslında değiştirilmesine yönelik kapsamlı kültürel soykırımın arkasında bu iktidarın şöyle bir aklı söz konusu. Şart ıslahat planıyla çöken, devre dışı kalan, anlamsızlaşan ve başarısızlığa uğrayan bu planı bugün AKP-MHP iktidarı güncel kültürel soykırım operasyonlarıyla, zihniyetiyle finale erdirmek istiyor. Devletin, Cumhuriyet'in 100. yılı biterken, 2023'te 2. yüzyılına girerken aslında Kürtlerin hem fiziki soykırımını hem önüne hedef olarak koymuş ama en önemlisi ve esaslı olarak kültürel soykırımı bu anlamıyla önüne hedef koymuş ve Kürtlerin dilini, tarihini, müziğini, tiyatrosunu, sanatını, edebiyatını her yönüyle toplumun hafızasından silmeye çalışan ve 2. yüzyıla girerken hem siyaseten hem kültürel olarak Kürtlerin tasfiyesi üzerinde yeniden bir Türkçülüğü, yeniden bir ırkçılık zihniyeti üzerinden Cumhuriyeti inşa eden, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını inşa etmek isteyen bir iktidar aklı söz konusu. Buna muhalefetin işte ideolojik olarak birlikte hareket etmek zeminleri çok güçlü dediğimizde aslında bu gerçekliği ifade ediyoruz. Yani Kürtlerin diline, müziğine, tarihine, edebiyatına, sanatına yönelik bu kültürel soykırıma yönelik hiç kimsenin ses çıkarmamasının arkasında aslında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Kürt'ün kültürel soykırımını finale erdirip bu şekilde bunun üzerinden bir hedefi gerçekleştirmek. Fakat bu anlamıyla kökleri bin yıllara dayanan ve Orta Doğu'nun en geniş tarihine, kültürüne, edebiyatına, sanatına, müziğine sahip kültürünün tasfiyesine, kültürel soykırımına karşı mücadelesi elbette ki başarıya ve zafere ulaştıracaktır. Bu anlamıyla 100 yıllık iktidar ve devlet aklı Şark Islahat planıyla bu projeye başarılı olamamışsa AKP-MHP iktidarının bunu finale eldirme, adeta bunun intikamını, bu 100 yıllık planın intikamını alırcasına kapsamlı bir şekilde böylesi hedefleri gerçekleştirmenin bir başarısı söz konusu olmadığını ve olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Bu anlamıyla elbette ki buna karşı hem Kürt siyasi hareketi, kurumları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri mücadelesini veriyor ve vermeye de devam edecek. Elbette ki bu anlamıyla kazanacak olan, kazanan da
bu zemin üzerinden mücadelesini sürdüren kurumlarımız ve siyasetimiz ve politikamız olacaktır. Kürtleri, Kürt halkını kendi tarihinden, müziğinden, edebiyatından, sanatından ve onun hafızası, geçmiş hafızasından koparmaya bugüne kadar hiçbir iktidarın, hiçbir zihniyetin, soy inkar zihniyetin hiçbir kimsenin gücü yetmediği gibi bu iktidarın da aslında gücünün de yetmeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Tam tersine buna karşı, bu zihniyete karşı bu mücadele, yürütülen mücadele bu iktidarı bugün getirdiği aşama artık en zayıf dönemini al aşağı edebilecek ve Türkiye yönetiminde, Türkiye siyasetinde yer edinmesini, zemini ortadan kaldırabilecek bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu anlamıyla dediğimiz gibi başarıya ulaşabilecek bir politika olmadığını ifade etmek lazım. Elbette ki bu AKP-MHP iktidarı ekonomik krizin derinleşmesiyle, yani yarattığı yıkımlar ve tahribatlar üzerinden ekonomik krizin derinleşmesiyle gidebilecek bir iktidar değil. Tam tersine buna karşı, bu zihniyete karşı mücadele ederek, birlikte mücadele ederek, her kesimi bu mücadelenin aslında bir parçası haline getirerek götürebileceğimiz ve Türkiye'nin başına bela olmuş bu zihniyeti, bu iktidarı ancak bu şekilde götürebiliriz. Bu anlamıyla bunun dışında başka bir çözüm yolunun olmadığını söylüyoruz ve hala da bu konuda ısrar ettiğimizi, bu çözüm yolunda ısrar ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bunun dışında farklı çözüm arayışlarını örnek sürmek isteyen, işte zamana bekleyin, seçimi bekleyin, işte iç ve dış dengelerin aslında hangi yöne evrilip evrilmeyeceği üzerinden bu iktidarın gidişini beklemek amiyane tabirle saft bir akıllılık olur. Bu anlamıyla bu iktidarın bugün yaratmış olduğu tahkimat, kendi hem ülke içerisinde hem bürokraside, devlet içerisinde zor aygıtlarını, dinamik devletin zor güçlerini de aslında her yönüyle kendisine, kendi zihniyetine benzeştirerek, dönüştürerek bu iktidarın kolay kolay mücadelenin dışında gitmeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Birincisi bu. Bir diğeri, bugün yaşanan ekonomik krizin, ekonomik felaketin, felaket olarak artık değerlendirebileceğimiz, bugün milyonlarca insanın kendi yaşamını idame ettiremeyecek bir pozisyonda olduğu gerçeğinden bahsediyoruz. Bu bir toplumsal yönetim açısından, siyasal gerçeklik açısından büyük bir felakettir, büyük bir uçurumdur. Hiç kimsenin artık kendi yarınını görmediği ve göremeyeceği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Elbette ki bunun esasını, bir bu gerçeklik AKP-MHP zihniyetinin, savaş zihniyetinin yaratmış olduğu bir sonuç olduğunu ifade ediyoruz. Sadece ülkenin kaynaklarını, birikmiş kaynaklarını, 100 yıllık kaynaklarını bu savaşa yatıran değil, bu ülkenin zenginlik kaynaklarını yatırıp aynı zamanda bu ülkenin önümüzdeki 50 yıllık ekonomik geleceğini de bu savaşa yatırmış ve bunda başarısız olmuş bir AKP-MHP iktidarından bahsediyoruz. Sadece AKP-MHP iktidarı bugün iktidardan düşerse yerine gelecek bir yönetim bu ekonomik krizi kolay kolay düzeltebilecek bir gerçekliği söz konusu değil. Tam tersine bu ülkenin ekonomik geleceği 50 yıllık geleceği bile bu savaşa ve inkar zihniyetine yatırıldı ve başarısız olundu. Onun için ısrarlı bir şekilde ifade ediyoruz. Bu sorunun çözümü savaş zihniyetinde, yıkım zihniyetinde ısrar eden değil, tam tersine doğruyu, hakikati, gerçekliği görüp Kürt sorunun çözümü başta olmak üzere Türkiye meselelerini oturup müzakere ederek, çözüme kavuşturarak çözmektedir ve bu konuda siyasi ve politik iradeyi ortaya koymaktadır. Bugün siyasette, devletin bürokrasisinde yaşayan hukuksuzluğun, kanunsuzluğun, ölçüsüzlüğün, gayri ahlaki bütün ilişkilerin esasını ve hiç kimsenin buna ses çıkarmamasının esasını teşkil eden aslında bugün ülkenin içerisine girmiş olduğu şey, siyaset bir savaş zihniyetiyle yönetilmek isteniyor. Toplum bir soykırım ve savaş algısıyla, siyasetiyle yönetilmek isteniyor. Bir rejim haline getirilmek isteniyor. Savaşı sürekli hale getirip toplumsal bir yaşam biçimine dönüştürmek isteniyor ve AKP-MHP iktidarı bu konuda ısrar eder. Kendi iktidarını ancak bu savaş zihniyetini bir yönetim biçimine dönüştürerek kendi geleceğini kurabileceğini düşünüyor ve bunda ısrar eden, bu konuda her türlü
dinamiği, devletin dinamini sefever etmekten imtina etmeyen bir iktidar gerçekliği karşımızda var. Bu anlamıyla söylüyoruz ki bugün yaşadığımız hukuksuzluk, bugün yaşadığımız kanunsuzluk, nizamsızlık, düzensizlik, devlet içerisinde her türlü paramiliter güçlerin yer edinmesi, siyaseti, toplumun geleceğine ilişkin bugün demokrasi, hukuk ölçüsünde söz söyleyen kesimlerin değil, tam tersine paramiliter güçlerin aslında Türkiye'nin siyasetini, politikasını, geleceğini, ekonomisini belirlediği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Ve bunun arkasında bu hukuksuzluğun, bu kanunsuzluğun kaynağı savaş zihniyetinde ısrar etmektir. Ve savaş zihniyetinde derken özellikle Kürtlere yönelik, hem içeride hem dışarıda Kürtlere yönelik savaş zihniyetine ısrar eden bir iktidar aklından bahsediyoruz. Ve buna hizmet eden, bu savaş aklına onay veren, bunun arkasında hizalanan bir muhalefet aklının bugün ülkenin içerisinde yaşadığı sorundan bizzat sorumlu olduğunu, günahı olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Eğer bu felaketten, bu uçurumdan ülkenin geleceğini gerçekten düşünen kesimler varsa, ilk etapta bu savaş siyasetinden bu iktidarı vazgeçirmesi, bu savaş zihniyetinden vazgeçirmesi ve ülkenin meselelerini ülke içerisinde arama, bu konuda muhataplarını, dinamiklerini esas alarak bir çözüm iradesini, politikasını ortaya çok açık bir şekilde, hukuki bir şekilde, demokrasi zemininde ortaya koymak gerekir. Bunun dışında iktidar değişebilir. Hangisi gelirse gelsin, bu iktidarın yerine hangi iktidar gelirse gelsin ki geçmiş 30 yıllık deneyimine baktığımız zaman, siyasi deneyime baktığımız zaman savaş ve şiddet, inkar zihniyetinde ısrar eden kim olmuşsa olsun çok hızlı bir şekilde ülke yönetimini, bürokrasisini, devlet yönetimini, kurumlarını ve kurullarını çok hızlı bir şekilde kendilerinin yönettiği değil, tam tersine paramiliter güçlerin, karanlık güçlerin yönettiği bir gerçekliği ortaya koyuyor. Kanunsuzluk, nizamsızlık, düzensizlik ve her türlü kendine göre keyfillik aslında kaynağını bu savaş zihniyetine ısrar eden bir siyasi akıldan alıyor. İşte vazgeçireceksek bu savaş zihniyetinden ısrar eden siyasi aklı aslında daraltmamız, tasfiye etmemiz ve bu konuda birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu sadece Kürtlerin elbette ki sorumlu olan bir gerçeklik değil, tam tersine ülkenin geleceğini, ülkenin durumunun gidişatını gören ve bu konuda bu gidişata dur demek isteyen herkesin bu anlamıyla bu iktidarın zihniyetine ve bu iktidarın zihniyetinin arkasında hizalanan herkese dur demesi gereken bir dönemdir. Böylesi bir gerçeklik var. İşte Kürt sorunun çözümüyle, Kürt sorunun çözümünde savaş ve şiddet seçeneğiyle ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesi arasında bağ varken bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Kürt sorunun çözümünden soyutlanmış, bağımsız ülkenin ekonomik krizi, siyasi krizi çözülemez. Çözülmedi bugüne kadar ve çözülemez de. Bu anlamıyla ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal krizine ilişkin kimin çözüm gücü varsa bunun Kürt sorunu demokratik çözümüyle mutlaka ve mutlaka bağını kurmak durumundadır. Aksi takdirde soyutlanmış, hakikati ve gerçeği görmemiş, 30 yıllık siyasi, Türkiye siyasetinin yaşadığı gerçeği görmezden gelen bir politikayla hareket edecek ki o da sadece iktidara gelmenin hevesleri dışında Türkiye'nin içinde yaşamış olduğu gerçekleri görmezden gelecek bir iktidar gerçekliği açımıza çıkacak. Bu da bizim kabul edeceğimiz bir gerçeklik.